İbni Ebil Havari bir büyük evliyadır. Her gün sevdiklerine nasihatleri vardır. Bir günde buyurdu ki, mütevazi olalım. Kimseyi küçük görüp yukarıdan bakmayalım. Demeyin, şu bekçidir ve çöpçüdür şu dahi. Kalpleri kırılırsa yanarsınız vallahi.'' Her Müslüman olanı seviyorum çünkü ben. Ötekilerine de acıyorum içimden. Diyorum ki, Ya Rabbi, ver onlara hidayet. Çünkü ateşte yanmak çetin ve zordur gayet. Resulün de peygamber olduğu ilk zamanda, doğru inançlı kişi yoktu Arabistan'da. Lakin o, kafirlere yine de kızmıyordu onlar için en fazla bilmiyorlar diyordu. Bazısı iman etti, inanmadı bazısı. Her iki tarafında her gün arttı sayısı. Sonunda Müslümanlar gelip Resulullah'a dediler, takatimiz kalmadı artık daha. Müşrikler eza edip perişan etti bizi. Bir beddua edin de kahrolsun her birisi.'' O buyurur idi ki onlara her bir defa, Bilmiyorlar, bilseler yapmazlar böyle cefa. Hem ben gönderilmedim beddua etmek için, vazifem anlatmaktır doğrusunu bu işin. Evet, bizler kavuştuk Rabbimizin fadlına, vakıf olduk böylece işin hakikatına. Müslüman, ehli sünnet yarattı bize Allah ve bir mürşit tanıttı bize elhamdülillah. Hak Teala bir kula eder ise muhabbet, sevdiği bir veliyi tanıtır ona elbet. Tanımayanlar da var, kızılır mı onlara? Acımak lazım gelir, bilmiyor anlar zira. Gücünüz yetiyorsa anlatın, kitap verin, yemeğe davet edip oturun, sohbet edin. Bir adamı kurtarmak ne demektir ateşten? Dünyada daha mühim bir iş var mı bu işten? Ali Yülmürteza'ya buyurdu ki o server, Sen bir gün bir kimseyi kurtarır isen eğer, Nur vermez güneş o gün senden iyi birine, Senden kıymetli insan dünyada olmaz yine. Lokman Hakim oğluna uğraştı, etti gayret. 750 sene İslam'ı anlattı hep. Bu idi sebebi de hikmetli sözlerinin. Çok çalışmak lazımdır hakkı bildirmek için. Kafirdir çünkü nefis, küfür çabuk yayılır. Nefis ve şeytan gibi yardımcıları vardır. Bu yayılan küfre dur demek zordur gayet. Bunu başarmak için lazımdır hayli gayret. Düşünün ki bir nehir akıyor güldür güldür. Sen bir saman çöpüsün. Elbet alır götürür. Bu sele kapılmamak çetin iştir bir hayli. İşte Müslümanların böyledir bugün hali. Bir kaya kovuğuna, bir ağaç oyuğuna girerse akıntıdan bir zarar gelmez ona. İşte o velilerin sözleri, kitapları küfür felaketinden kurtarır insanları.